bu zaman aşımına uğraması bizim çok yüreğimizi yakıyor tabii. Bu davanın zaman aşımına yani bitmemiş bir dava zaman aşımına uğramamalı. Bundan dolayı da çok endişe duyuyoruz tabii. Onun için de basının bizim yanımızda olmasını istiyoruz. Çünkü babamın katilinin devlet olduğu, devletin pardon dediği bir davaydı babamın öldürülmesi babamın katillerinde kim olduğu zaten belli fakat bu davanın önemi bizim için bu çorap söküğü gibi tam ümidimiz babamızın ne olduğu o dönemde biliniyor fakat failleri belli olursa belki bu kadar failli meçhul cinayetlerin birkaç tanesi de olsa arkasından gelebileceği ümidiyle Mehmet Ağar'ın söylediği bir taş duvardan bir tuğlayı çeksem hepsi yıkılır diye şu Mehmet Ağar şu tuğlayı bir çekse de ne olduğu belli olsa devlet de etiğindeki taşları dökse artık bu davalar bu Cumartesi anneleri ve diğer bütün Kürt aileleri, Türk aileleri hepsi beraber olmak üzere kaybolan meşhur meşhul cinayetlerin hepsi çıksın. Değişen hiçbir şey yok, daha da kötüleşti. Hani bazen öyle diyorlar ki 12 Eylül'ü aratan davranış biçiminde bulunuyor devlet. Biliyorsunuz her şey söylememe lüzum yok. Yasaklanıyor, her şey e, önleniyor. Gazetecilerimiz içeride, bütün insanlarımız içeride. İçeriye alınmaya da devam ediliyor. E, çok kötü bir döneme girdik ve bir girdabın içindeyiz. Bundan çıkmak yine bize düşüyor. Yani e, devlet her istediğini yapabilir değil eğer halk olarak sahip çıkarsak davamızı hep birlikte tekrardan bazı şeyleri afişe etmek de yine bize düşüyor. Çünkü bu e, ceberruh devlet dediğimiz tam bir ceberruh devletin e, baskısı altında yaşıyoruz. Yani bunu... Efendim söylersek içeri alınız dı artık hiçbirimizin içeriye dışarıya zaten dışarıda da hapis hayatı yaşıyoruz. Yani içeriye atılmaktan hiçbir şeyi yok. Hiçbir farkı yok yaşantımızın. Ee, yani babamın arkasından o kadar canlar gitti ki ve hala canlar gitmeye devam ediyor. Yani belki göz göre göre kurşulan kurşunlanmıyorlar. Ama içeriye atılmayla insanlarımız, bütün milletvekillerimiz, Selahattin'imiz, kadın milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız isimleri saymakla bitmez. Her gün onların acısını yaşıyoruz. Her gün onları, yani rahat değiliz ya. Yani hapishanede ben kendimi öyle hissediyorum. Bir lokma ekmek geçmiyor bazımızdan yavrum. Dışarıya kaçan insanlarımız, Dünya tatlısı çocuklarımız, akıllı akıllı gençlerimiz, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, bay demirlerimiz. Ya ne bileyim hangisini sayayım be evladım. Yani çil yavrusu gibi dağıtılmak istiyoruz ama dağıtıldıkça birleşiyoruz. Öldürdükçe çoğalıyoruz. Bir şey. biz Bizi öldürmek istedikçe çoğalmamız lazım. Aklımızı başımıza toplamamız lazım. Solucan gibi böyle 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 frekanslara ayrılmamamız lazım. Bir bütün olmamız lazım. Birbirimize saygılı olmamız lazım. Halkımıza sahip çıkmamız lazım. Gurur duyuyorum yavrum. Gurur duyuyorum. Yani bir şey vardı sormuşlardı babama ya ne yaptı Kürtler şimdiye kadar diye biliyorsun. meşhur bir şeydir onun Kürtler ne yaptı şimdiye kadar demiş ki oğlum biz eksiden <laughs> sıfıra getirdik hiç olması bundan sonra siz götürün ama çok güçlü kalemleriniz var size bunu söyleyeyim çok güzel gençlerim gençlerimiz var görüyorum ziyaretime geliyorsunuz İçinizdeki ateşi görüyorum, içinizdeki sevgiyi görüyorum, yurtseverliği görüyorum. Babacım diyorum, duyuyor musun bu çocukları duyuyor diyorum. Bak arkamdan ne güzel, çınarının dalları, fidanların yetişiyor arkandan baba diyorum. Çok mutlu ol orada, ışıklar içinde yat diyorum. Çünkü gerçekte bu. Bak bugün hala bana geliyorsunuz. Bana sorularınız olabiliyorsa hala bir ümit ışığımız var demektir yavrum. Çok yaşayın. Hadisenize sahip çıkın. Hadisenize sahip çıkmak babamın ruhuna iyi geliyor. 92 öncesi babam hayattayken de 11 sene gazeteci olduğu için ve Kürt gazetecisi olduğu için 11 sene total e, şey oldu, e, hapishane yaşamı oldu, belki bir tanesinden falan şey oldu, e, suçlu bulundu, geri kalanın hepsi 92'den şimdiye kadar hiçbir şey değişmemiş ki geçenlerde. Bizim gazetecilerimiz yine Kürt gazetecilerini, 16 gazetecilerimizi tutukladı, 16 gazeteciyi tutukladılar. Ve özellikle... E gazeteci, Kürt gazetecilerine karşı müthiş bir baskı yapılmakta. Çünkü onlar gerçeği söylüyorlar. Yani başka bir e, haber ajansı olduğu zaman doğuda neyin olup bittiğinden, Kürtlere halen ne kadar baskı yapıldığından, Kürtlerin oradaki durumundan hiç kimse bahsetmiyor. Bizim iç dünyamızı, gerçek yaşamımızı hiçbir e, Kürt medyası gibi veremiyor. Yani şundan da biraz alalım gibi. Yani şey pastanın üzerinde bir krema gibi Kürt davası veriliyor. Ama aslında bugün Türkiye'nin davası Kürt davasıdır. Türkiye'nin sorunu Kürt sorunudur. 15'indeki mahkeme son derece önemli, hepimiz için önemli, tüm sivil kuruluşlar için önemli, milletvekilleri için önemli. Kalbi gönlü olan bütün parti milletvekilleri için önemli. Bunların hepsine, basına, tüm basına herkese rica ediyorum bu davaya sahip çıkılsın. Yani bu dava 90'dan beri gelen bütün bir e, iltihap patlatacak bir dava bu. Eğer bu dava zaman aşımına uğrarsa o zaman bazı şeyler yine tarihte gizli olarak, olarak kalacak diye düşünüyorum. Bu davayı çok öncelikle almayız ve bu davayı çok ciddiye almalıyız. Tüm basın kuruluşlarına, tüm sivil kuruluşlara, tüm derneklere, insan haklarına ne kadar mecliste aklı başında olan ne kadar kardeşlerim varsa onlara hepsini davet ediyorum. Bu bir işi şey, orada bir olay çıkarmak değildir. ...yani oraya davet ediyorum... ...slogan atma değildir... ...benim oraya davet etmem... ...biz bu işi ciddiye alıyoruz demektir... ...yani bunun için istiyorum... ...bir şey olsun... ...orada... ...hadisemizi ciddiye aldıklarını da... ...bize göstersinler... ...bizim bu aile olarak... ...babam öldüğünden beri... ...mücadelemizin... ...bir manası olması lazım... ...diye düşünüyorum... Bizi yalnız bırakmayın o gün arkamızda olun.